Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, EOSense sempozyumu kapsamında yapacağım sunumun başlangıcını veriyorum. Erzurum Oltuoluğu yöresinde yüzeyden karbonifer yaşlı kayaçlara ait ön bulguları sizinle paylaşacağım. Bu benim doktora çalışmamın bir bölümü olup yaptığımız çalışmaların, ilk çalışmaların sonuçlarını aktaracağım sizlere. Sunum akışında çalışma alanının Türkiye'nin tektonik birlikleri içerisindeki yerini, çalışma bölgesinin konumunu, çalışma alanındaki arazi resimlerini, numunelerin kimyasal analizleri ve numunelerin jeokimyasal ve kökensel incelemeleri hakkında bilgiler aktaracağım. Arazi, söz konusu arazi, Doğu Pontitlerin güneydoğusunda Erzurum-Olur ilçesi arasında yer Olur ve Oltu ilçeleri arasında yer almakta. Çalışmanın yapılacağı yer yaklaşık 50 kilometrekarelik bir alanı kapsamakta. Çalışmada bizim çalışmayı yaptığımız kayaçlar, paleozoik yaşlı temel kayaçlar içerisindeki kayaçlar. Burada bu resime baktığımız zaman bu resimde metagabroların yani çalışmaya konu olan kayaçların Porfiri, Jura yaşlı porfiri dasit dayıkları tarafından kesildiği görülmekte. Burada gene metagabroların içerisinde yine paleozoik yaşlı metagranitlerin yerleşimini görüyoruz. İşte bu metagranitlere ait bir resim, metagranitlerin dokusunu gösteren bir resim. Burada metagranitlerden yaptığımız ince kesitlerde gördüğümüz gibi kuarslardaki kemirilme dokularını görmekteyiz. Burada gabroik kayaçların içerisinde görünen dioritik daha doğrusu dioritik kayaçların içerisinde görülen kordiyerit minerali görülmekte. Yine burada bu sefer gabroik kayaçların içerisinde görülen amfibollerin tremolitleşmesi sonucu oluşmuş bir yapı. Numunelerin kimyasal analizlerini sizinle paylaşmak istiyorum. İşte burada numunelerde yapılan jeokimyasal incelemeler sonucu ortaya çıkan sonuçlar. Evet, bu kayaçları sodyum, potasyum ve silisyum diyagramına, sodyum potasyuma karşı silisyum diyagramında değerlendirdiğimizde kayaçların bileşiminin foit gabbro, peridotitik gabbro, bir örneğin monzo gabbro, gabbro ve granite kadar uzanan aralıkta olduğu gözlemlenmekte. Kayaçların potasyum içeriği göz önüne alındığında düşük toleitik seriye düşen bazı örnekler bulunmakla birlikte yaygın olarak gabbroların özellikle bileşimleri, metagabbroların özellikle bileşimleri orta potasyumlu ve yüksek potasyumlu kalkalkelen aralıkta değişmekte. Harker diyagramlarına göz attığımızda kayaçların alüminyumda, kalsiyumda, kalsiyum oksitte, alüminyum oksitte, magnezyum oksitte negatif, göze çarpan negatif, iz elementlerdense nikelde bir negatif eğilim gözlemlenmekte, stronsiyumda bir negatif eğilim gözlemlenmekte, skandiyumda gene negatif eğilim gözlemlenmekte. Pozitif trendlere bakıldığında sodyumda bir pozitif trend, iz elementlerden de zirkonyumda göze çarpan bir pozitif trend görülmektedir. Kayaçların spider diyagramları üzerinde değerlendirdiğimizde kondrite göre normalleştirilmiş spider diyagramlarında baktığımızda kayaçlarda europiumdaki düşük pozitif aslında gözden yani çok böyle net bir pozitif trend gözlemlenmediği için aslında yok sayılabilir. Yine bu sefer primitif mantığa göre normalleştirilmiş spider diyagramında baktığımızda ise neobium ve tantaldaki negatif anomali göze çarpmakta. Bu da bir yitim bileşenini işaret etmekte. Keza metagranitlerinkine bakıldığında benzer eğilimler, benzer trendler gözlemlenmekte. Yine neobium ve tantalda
negatif anomali bu eğitim bileşenini işaret etmekte. Ön çalışmalar kapsamında metagabroları ortamına göre değerlendirmeye aldığımızda zirkonyuma karşı yitriyum çarpı 3, titanyum bölü 100, hafmiyum bölü 3, toryum, talyum ve titanyum zirkonyuma karşı hazırlanan diyagramlarda kayaçların ön çalışma olduğundan dolayı çok yaygın bir yani belli bir alana düşmediği, çok farklı alanlara düştüğü gözlemlenmekte. Bunu çalışmanın ilerleyen aşamalarında örneklememiz tamamlandı ama daha iyi bir sınıflamayla kayaçların daha net sonuçlar vermesini sağlamak düşüncesindeyiz. Vanadyuma karşı titanyum diyagramına bakıldığında keza aynı trendler gözlenmekte. Çok yaygın yani bunda sınıflamada, kayaçların sınıflamasında ufak hatalar olduğu gözlemlenmekte. Yani daha iyi bir sınıflamayla daha net sonuçları elde edeceğiz. Metagranitlerin diyagramlarına bakıldığında genelde volkanik yay ve çarpışmayla eş yaşlı alana düştükleri gözleniyor. Birkaç örneğin bu alanın dışına düştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla yine metagranitlerde de bazı örneklerin ayrılması, bazı örneklerin ayrılmaşması gerekmekte. İşte burada da granitlerin kökenini ayırtlamak için kullandığımız diyagramda yine çok yaygın bir aralıkta trend verdikleri gözlemlenmekte. Bunlar çalışmanın ilerleyen aşamalarında daha net sonuçları alabileceğiz. Çünkü kayaçları sınıflayıp daha ayrıntılı çalışma sonucu sınıflandıracağız. Sunumuma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa mail yoluyla artık herhangi bir iletişim yoluyla iletebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.